videoda sizlere Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde, herhangi bir ilinde, herhangi bir işte dağında yaşanabilecek bir tahribattan bahsetmek istiyorum. Ee, o yüzden buranın neresi olduğu çok önemli değil. Çünkü dediğim gibi bu Türkiye'nin her yerinde maalesef yaşanıyor. Bakın burada bir kaya mezarı var. O kaya mezarını burada görüyoruz. Bu şekilde ilerlersek bakın burası da o kaya mezarının içer, içinden dışarının nasıl gözüktüğü. Bu kaya mezarında iki tane kapı var. Birincisi dışarıdan gördüğümüz kapı, ikincisi de bu kısımda gördüğümüz kapı. Yani iki bölmeli bir kaya mezarı burası. Bakın bu fotoğrafın çekildiği yer, o dışarıdan gördüğümüz yeri geçince girdiğiniz oda. Bir de ayrıyettan bu kapıyı geçince mezar odasına giriyorsunuz. Yani yatağın bulunduğu oda var. Bakın burada çok yoğun bir tahribat görüyoruz. Duvarlara dikkatli bakarsanız bakın şuralarda matkap izlerini görebilirsiniz. Hatta şurada daha büyük bir iz yapılmış. Ona da şimdi bakacağız daha yakından. Yani dinamit bile yerleştirilmeye çalışılmış olabilir. Çünkü bu geri zekalılar milyonlarca yıl önce oluşmuş bir kayanın arkasında bir şey saklanabileceğini düşündükleri için yani günümüz teknolojisiyle biz bunu yapamıyorken onlar nasıl yapsınlar? Ama bu geri zekalılar dediğim gibi buna inandıkları için her yeri kırıyorlar, parçalıyorlar, arkasına bakmaya çalışıyorlar. Ama bir şey bulamıyorlar tahrip ettikleriyle kalıyorlar. Bakın burada o dediğim büyük ıı, oyuğu da görüyoruz. Yani burada bayağı matkapla çalışılmış ve dediğim gibi milyonlarca yıl önce oluşmuş bir kayanın içine bir şey konduğunu düşünmüş bu gerizekalılar ve o yüzden buraları olduğu gibi matkaplarla delmişler. Bakın burada gene o yarıklardan birisini görüyoruz. Burada da ölü yatağı var. Şimdi matkapla bir şey bulamadıkları için ıı, ölünün zamanında yatırıldığı bu yatağı da parçalamışlar. Hani sandık gibi acaba bunun altında bir şey mi var diye bakmak istemişler ama bunda da bir şey bulamamışlar. Tahrip ettiğiyle kalmışlar. Yani dediğim gibi bu tarz tahribatları yani pisi pisine olan şeyler bunlar. Biraz kafalarını çalıştırsalar bir şey olmayacağını anlayacaklar ve buralar sağlam kalacak. Bu tarz pisi pisine tahribatları biz çok fazla görüyoruz, yaşıyoruz. Bunu özellikle göstermek istedim. Yani hep kötü şeyler konuşmayalım. Bu mezarın güzel, ilginç özelliklerinden birisi. Hani iki bölüm dedim ya mezar. Bakın burası yatağın bulunduğu odadan çıkarken ki kapının ağzı. O kapı bir taşla kapanıyor. İşte o taşı da içeri girecekleri zaman yana ittiriyorlar. İşte burada o taşın girdiği bölümü görüyoruz. Yani sürgü kısmını görüyoruz. Devam edersek bakın buradan geçerek dediğim gibi ikinci bölüme giriliyor. Burası da birinci bölümü, sürgü kısmı. Bu da dışarıdan görünüşü ya çok yazık olmuş mahvedilmiş bir kültür varlığı var burada ve dediğim gibi bu tarz pis pisine tahribatları biz Türkiye'nin hemen hemen her yerinde görüyoruz.